Kimi çocuk parkta oyun oynarken, kimi okuldan eve giderken, kimi de tıpkı Mert Aydın cinayetinde olduğu gibi babasına yemek götürürken kaçırılıp vahşice öldürüldü. Çocuk cinayetlerinin son örneği Adana'da yaşandı. 6 yaşındaki Gizem acımadan bir hiç uğruna hunharca öldürüldü. Ateş sadece çocukları katleden aileler değil, evladı olan tüm ailelerin yüreğine düşerken artan çocuk cinayetleri gözleri toplumumuzun geleceği çocuklarımıza çevirdi. 9 yaşında da hala aileler yaşananları korku ve endişeyle izlerken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, çocukların yabancılara karşı davranışlarıyla ilgili çocuklara ve ailelere eğitim verileceğini açıkladı. Yabancıyla mesafesi ne olacak çocuğun? Bunu öğrenmesi gerekiyor. Bu bir eğitim. Bunu Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatında var. Çocuklarımıza öğretiyoruz ama anlaşılan biraz daha yaygınlaştırmamız gerekiyor. Mesela biz Aile Bakanlığı olarak ailelere bugünden itibaren böyle bir eğitim vermeyi tasarlıyoruz. Çocuklarınızı yabancı mesafesi konusunda bilinçlendirin. Nasıl bilinçlendireceksiniz? Bunu öğretmeye çalışacağız ailelerimize. İslam, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında çocukların nasıl korunacağına dair ailelere de tavsiyelerde bulundu. Bir yabancıyla nasıl muhatap olunur? Kimlerle yalnız kalınabilir? Kimlerle bir yere gidilebilir? Ailelerin bunu tespit edip çocuklarına küçük yaştan itibaren öğretmeleri gerekiyor. Mesela annelere çok basit bir şey önerebilirim buradan. Çocuklarımıza çığlık atmayı öğretmemiz gerekiyor. İstemedikleri bir şeyle karşılaştıklarında, istemedikleri bir teklifle ya da zorlamayla karşılaştıklarında çocuklarımızın etraftakileri haberdar edebilmesi için çığlık atabilmeleri gerekiyor. Aman çocuğum sessiz ol, aman çocuğum sakin ol, aman çocuğum gürültü yapma diye yetiştirdiğimiz çocuklardan bahsediyorum. Hayır, çocuklar gürültü yapsın, sessiz olmasınlar. Kendilerine yönelen bir şiddetin varlığını hissettikleri anda bunu etraflarına duyursunlar. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan İslam'a, çocuk istismarını önlemek için bir kanun tasarısı çalışmanız vardı. Bu yasanın içeriğinde kimyasal kastrasyon yöntemi olacağı tartışılmıştı. Bu konu gündeme gelecek mi diye soruldu. Şimdi biz bu taslağın meclis gündemine inmesi için bir kararlılık gösteriyoruz ve önümüzdeki haftalarda gündeme alınacağını düşünüyoruz. Cinsel istismar suçlarıyla ilgili kanun tasarısının gündemde olduğunu söyleyen İslam, Adalet Bakanı ve Başbakan'la görüştüklerini belirterek yasayı bir an önce meclis gündemine sokmak üzere harekete geçtiklerini ifade etti.